Selin, Selin ne yapıyorsun? Selin dur. Herkes duysun, Demir Eren değil beni seviyor. Selin, Selin in aşağı. Demir Eren değil beni seviyor, o da beni seviyor. Herkes duysun. Selin. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Selin. Sen hiç aşık olmuyor, ben oldum. O beni seviyor, seviyor. Selin, Selin gel buraya. Ne yapıyorsun? Emniyet kemerini tak. Bu yaptığın çok tehlikeli. Sana aşık olmak mı tehlikeli? Hayır. Araba giderken sandıktan çıkman tehlikeli. Elimde değil. Şu an öyle mutluyum ki böyle. Sanki kalbim bedenime sığmıyormuş gibi. Ya sen de böyle hissediyor musun? Sanki beni bıraksan pencereden sandıktan uçup gidecekmişim gibi. Ama bırakmam. İyi misin? Selin ne yapıyorsun şu an? Mutluluğumdan dilek tutuyorum. Dilerim bir gün kalbini açmaya korkmayan herkes benim kadar mutlu olur. Tuttum, tuttum. Tamam. Azıcık. Tamam Simit, tamam. Vallahi. Sen burada bekle. Ben sana hemen bir limonlu soda getireceğim. Tamam? Okey. Bir akşamın üstüne iyi gelir sana. Ben sana kızgınım. Öyle mi? Arabada mutluluktan uçmaktan korkuyordun biraz önce. Ya ben senin yüzünden erken öleceğim. Vallahi benim yaşayacak ömrüm kalmadı. Benim şu kadarcık ömrüm kaldı. Tamam sen al bunu iç. Anlatacaksın zaten belli. Ya anlatacağım herhalde. Ya öyle seni seviyorum deyince kurtulamazsın, tamam mı? Demir. Beni seviyorsun değil mi? Fikrini değiştirmedin. Değiştirmedim. Ya. Bir daha söylesene. Bir daha duyayım. Ya hatırlamayacaksın zaten Selin. Niye Demir? Tamam tamam. Seni seviyorum Selin Sever. Ha, ben de işte bunu diyorum. Seven adam senin yaptığını yapar mı? Ne yaptım acaba yine? Bak, çiçekler geliyor, çikolatalar geliyor, ofiste masama hediyeler geliyor. Ya insan demez mi bunları yollayan ben değilim diye? Benden geliyor gibi davranmadım ki. Sen öyle düşünmüşsün. Öyle düşündüm. Ama madem seviyorsun, niye sen yollamadın ya? Baksana, el alem neler yolluyor. Tamam, tamam ben de gönderirim. Gönderir misin? Tabii ki gönderirim. Ama gönderme artık ya. Vallahi ben istemiyorum. Ya bütün sürprizi kaç, bütün sevgim kaç. Ya. Al, al bunu da sen iç. Bu ne ya? Zaten yarım doldurmuşsun. Götür şunu. Tamam. Herkes bana acıdı ya. Garsonlara rezil oldum. Tabii tabii. Hepsi benim yüzümden. Senin hiç kabahatin yok zaten.
Efendim Vedat. Ne yaptınız oğlum? Merak ettim. Yemeğe gelmedi mi o dingil? Gelmedi. Ben de alıp serin eve geldim. İyi mi peki? Nevin Efendi, bunların hepsi senin yüzünden. Bunların hesabını bir bir vereceksin. Böyle Vedat. Yani başkası ekmiş, fatura sana kesilmiş. E ama sen hak ettin Demir'im. O kız o yemeğe senin yüzünden gitti. Benim yüzümden değil. Benim için gitmiş. Notları benim yazdığımı sanmış. Ne? Nasıl yani? Vallahi mükemmel. Yani o dingil senmişsin öyle mi? Ha? Herifin jestine konmuşsun. Kapatıyorum Vedat. Ya siz nasıl bir çiftsiniz arkadaşım ya? Dur bakalım daha neler duyacağız. Ya sen Paris'e gittiğinde ben var ya ben çok ağladım biliyor musun? Ben odamda ağladım. Senin odanda ağladım, verandada ağladım. Bak şu salonu görüyor musun? Orada da ağladım. Ya beni bırakıp gittiğin balkonda da ağladım. Gidebilmek için beni uyutmuşsun ya. Ayıp. Ayıp. Çok mu ağladın? Evet. Çok ağladım. Böyle gözlerim kurbağa gibi oldu. Senin yüzünden. Tamam. Benim yüzümden. Ya sen niye gülüyorsun ya? Gülmüyor. Hoşuna mı gidiyor bana acı çektirmek? Aa, olur mu öyle şey ya? Asla. Özür dilerim. Dur ne biçim özür dilemek ya? Hiç öyle içinden gelerek söylemedin bir kere. Yasak savar gibi. Tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Olmadı. Seni bırakıp gittiğim için yanlış yaptım Selin. Söyle. Tamam. En büyük eşek benim. Tamam mı? Oldum. Eşeğim ben. Demir. Eşekler çok tatlı hayvanlar. Tamam. Tatlı olmayanını söyle o zaman. Ben o olayım senin için. Ama işte de, hayvanların hepsi çok tatlı. Oo, öyle mi? Hayır. Elini içine sok ki tansiyonunu düşürelim, tamam? Ay dondu ya, dondu. Hayır, donmaz. Bak benim elim de içinde. Sen ağladın, çok ağladın. Sonra ağlamaya ara verdin. Hop, birden parti başladı. Eğlenceler falan, çiçek ekmeler, bilmem neler. Hı? Hadi onları da anlat. Anlat, ben dinliyorum. Bir kere arkadaşlarım benim iyi olmadığımı bildikleri için geldiler. Ay onlar ne iyi insanlar Demir. Boncuğum, hello Merve. En çok da o. Ya, en çok da o. Vallahi. Dalga geçme be. Aa, asla dalga geçer miyim? Onlar seni çok seviyorlar. Tamam. Ya o kız var ya o kız. O senin geldiğin ilk gün daha eve geldiğini biliyordu. Ya sonra sen gelip aşk yasağı koydun. O kız senin yüzünden nişanlısından ayrıldı. Günlerce ağladı. Senin aşk yasağın yüzünden gizlice evlendi. Ailesini karşısına aldı ya. Bir günde çıkıp dedi mi? Ebe Demir Erendil. Sen çalışanınla aynı evde yaşıyorsun. Senin atarın kime? Dedi mi bunu? Ya sen peki hiç sordun mu bunu kendine? Sordum. Ne çıktı biliyor musun? Sen Demir sizin bildiğinizi bilmesin demiş olabilir misin? Olabilir. Değil mi? Olabilir. Ama yine de günün birinde delirip senden hesap sorabilirdi. Peki sordu mu? Sormadı. Neden? Gel. Çünkü sen Alara'yla Paris'teydin. Allah'ım ben kendime ne yapmışım böyle? Ben nereden gittim o Paris'e? Gitmeseydin. Gitmeseydim. Gel otur. Selin.
İyi misin? Midem bulanıyor mu? Emin misin? Peki şimdi cevap hangisi oluyor? Evet mi? Hayır mı? Hoş geldin. Biz de seni bekliyorduk. Niye öyle bakıyorsun? Bu ev bu kadar güzel miydi? Daha önce hiç fark etmemişim. Ona bakıyorum. Beni bu evden göndermeye çalışıyordun. Hiçbir yere gidemezsin. İşleri değiştirip beni dışarıda bırakmıştın. O senin böyle bir kadın olduğunu bilmeden önceydi. Nasıl bir kadın? Bütün kaleleri zapt eden türden. Demir. Ne? Hadi çıkmamız lazım. Nereye? Leyla teyzeleri yemeğe davetliyiz. Güzel. Çok güzel şaka. Biraz soğuk ama olsun. Güzel. Ya sen şaka yapmıyorsun. Of Selin ya. Ya nereden çıktı şimdi? Ama ne yapayım, kıramadım. Kurlarını biliyorsun, çok ısrar ettiler. Bu sefer kimseye bıçak çekmeyeceksin. Hani şimdi bilemiyorum. Güzel. Çok güzel. Bıçaklar çekilmeye başlamış. Demek ki verdiğin ödevler işe yarıyor. Geldim de böyle sırayla gelir işte. Sabahları gergin oluyorsunuz. Ben de akşamüstü bir bakayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne kadar iyi yaptınız. Ben bir kahve yapayım o zaman. Ben de geçeyim. Ha, buyurun buyurun. Kendi eviniz gibi. Nasıl saklasın? Güzel, 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 güzel. İki ödevi de tamamlamışsınız. Ama diğerini niye yapmadınız? Yani sonuçta ikinizin de daha önce yapmadığı bir şeyler vardır değil mi? Yani işte onu öyle küt diye bulamadık o gece. Gece? Gece. Şimdi bir dakika. İkiniz de evin içinde o gece birbirinizin gözünün içine 10 dakika boyunca baktınız. Sonra? Yani 10 dakika bakmadık. 10 dakika lafın gelişidir zaten. Öyle değil mi? Olur mu öyle şey canım? Aa. Ama vallahi kızacağım. Siz böyle ödevleri kafanıza göre değiştiremezsiniz. O zaman içeriği kalmaz. Yani ben de söylemiştim ama o dönem beyefendi benden itinayla uzak durmaya çalışıyordu. Peki hanımefendi, neden uzak durmaya çalıştığımla ilgili bir açıklama yapmak ister misiniz doktor bey? Yani evet, ben kabahatli olabilirim. Ne manada? Yani böyle ufak tefek, çok küçücük, minicik hatacıklar yapmış olabilirim belki. Ufacıklı minicik. Böyle söyleyince çok tatlı oluyor. Ben size olayın gerçeğini izah edeyim. Şimdi kendisi beni işimden ve evimden atabilmek için her türlü operasyonu düzenlemiş. Yetmemiş. Gidip mafya ile anlaşmış. Ha bu arada o konuyu daha konuşmadık.
unutmuş değilim. Ama Demir, yani biz bu konuları kapatmıştık. Onlar sen yeni geldiğinde olmuştu. Sonra ben hepsini bitirdim. Ha, sormayayım yani sevgilimin mafyayla ne işi var diye. Sevgilin mi? Sevgiliniz mi? Ay vadı vallahi ben de. İlk kez duyuyorum böyle. Ay kulağıma bir garip geldi Demir. Bir daha söylesene. Selin. Lütfen lütfen Demir Bey söyleyin. Bünyamin Bey. Neyse tamam tamam. Sonra söylersin. Uzlaşma. En sevdiğim. Ama konunun ayrıntılarını da merak ediyorum. Lütfen söyleyin siz. Ama Bünyamin Bey biz bu akşam bir yemeğe davetliyiz. Şimdi oraya geç kalıyoruz. Tamam. O zaman bir sonraki seansa bütün ayrıntıları konuşalım. Olur mu? Siz de bu arada o ikinci ödevi lütfen yapmayı unutmayın. Tabii. Çok sevindim. Gerçekten çok sevindim. Belli oluyor. İyi günler. İyi günler. Bir dakika ya. Şimdi sen bu kadar hazırlandın. İnsafsızca güzelsin. Ve bütün bunlar Firuze Hanımlar için mi? Hayır. Seninle gideceğim için. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben başka zamanlarda güzel değil miyim yani? Oo. Tam da yerine denk getirdi ya. Ne olsun? Hem güzel hem eli ağır. Sensin. Hazırlan hemen. O mafya konusunu da konuşacağız hanımefendi. Günaydın. Seni evde bulamadım. Merak ettim. Bir işim vardı. Erken çıktım. Seni de uyandırmak istemedim. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Demir. Ben dün gece... Ne oldu dün gece? Selin. Demir ben... Dün gece biraz yorgundum. Çok güzel bir geceydi. Yani sana tavır yapıyorum gibi anlaşıldıysa. Hiç öyle anlaşılmadı. Merak etme. Geldiğimde konuşuruz. Şimdi kapatmam lazım. Dün gece yine otelde kalmışsın. Elinden kimse kurtulmuyor değil mi? Vallahi bu seferki kurtuldum. İddiayı kaybettin yani. Biraz dişti bitim. Odayı görünce kaçtı hemen. İyi olmuş. Daha her gördüğün kadını elde ederim diye dolaşmazsın artık ortalıklarda. Dur bakalım. Daha yeni başlıyoruz. Çiçek falan göndereceğim. Bakacağız sonra ona. Bence hiç uğraşma. Cevabını almışsın. Bir hafta sonra görürüz. Görüşürüz. Bazı kadınlar zor gerçekten. Ama en iyi olanları inatçılardan çıkıyor. Affedersin. Ne yapıyorsun ya? Sen benim sevgilimin üzerine iddiaya mı girdin? Niye buraya geldik? Sevmedin mi? Yok. Ondan söylemedim. Her zamanki yerimize gitseydik keşke. Deniz kenarındakine. Orası daha güzel. Bir dahakine gideriz. Aa,
Burç Bey, siz yurt dışına gitmediniz mi? Selin Hanım, sizden çok özür diliyorum ben. Ben çok bir adamım. Bu yaptığımı kimse kimseye yapmamalı. Tekrar sizden özür dilerim. Yine şimdi. Sen ne? Demir. Gidip adamı bulup bu hale mi soktun sen? Bir daha benden bir şey saklama lütfen. Saklamayacaktım. Söylemedin de ama. O an söylemedim, evet. Ne yapacağıma karar vermek istedim çünkü. Ama sen benim yerime karar verip aksiyona geçmişsin bile. Ya sen böyle bir adam mısın Demir? Gerektiğinde böyle bir adamım. Evet. Sevdiklerime saygısızlık edilmesini, zarar verilmesini istemiyorum. Bana sordu mu peki? Ben ne istiyorum merak ettin mi? Bu tür adamlar kimse onların dilinden konuşmadığı için bu kadar cüretkar senin. Ayrıca ben o adamla medeni bir şekilde konuşmak için gittim. Ama baktım ki adam laftan anlayan bir tip değil. Mecbur kaldım. Şaka gibi. İnanamıyorum sana. Senin de ilk tercihim şiddet değil tabii ki. Selin! Tartışırken böyle çekip gitmeye devam mı edeceksin? Korkma. Çıkmaza girmeyiz. Zaten tam da bir çıkmazdayız. Selin yapma. Sen beni hiç anlamamışsın. O Taylan olayından sonra biz bahçede ne konuştuk? Beni bir daha çaresiz ettirmeyecektin, hatırladın mı? Öyle bir niyetim olmadığını biliyorsun. Benim adıma karar verip uygulayamazsın. Dün gece adam boyunun ölçüsünü aldı. Yaptığı şeye tolerans gösterilmeyeceğini gördü. Her şey çok netti. Tabii. O kadar netmiş ki adam asansörde hala sana çiçek göndermeyi düşünüyordu Selin. Sırf girdiği o iğrenç iddiayı kazanmak için tacizlerine devam edecekti. Üstelik sadece sana da değil. Başka kadınlara da yapacaktı aynısını. Sen de gittin o adamı bir güzel benzettin. Gelip bir de özür diledin. Ben özür dilemesini istemedim. Ben zihniyet değişsin istedim. Selin. Ne yapılacağıyla ilgili seçim yapmak bana aitti. Ben seçimimi yaptım ve harekete geçtim. Kimsenin benim adıma seçim yapmasına müsaade etmem. Anlaşıldı mı? Demir, anladın mı? Tamam, anladım. Ama sen de benden bir şey saklamayacaksın. Of. Teşekkürler. Nerede Demir? Yavaş Burak. İçeride müşteriler var. Yapı bölümüne toplantıya geldiler. Zaten biz de Demir Bey'i bekliyoruz. Tamam, iletirim. Yakında mıymış? Evet evet, gelmek üzereler. Ay çok şükür. Ayda içeri gir, oyunu sen. Gelince söyleyin Demir Bey'e, benim müşterilerim agresif davranamaz. Gerekirse öfke kontrolüne gitsin. Ya, iş hayatıyla özel hayatını karıştırdı diye kendi müşterilerini kaçırdı zaten. Bari benimkileri rahat bıraksın ya. Selin. Tamam. Tamam, haklısın. Üzgünüm. Güçlü bir kadın olduğunu biliyorum. Kendi seçimlerini yapmak istiyorsun. Haklısın da. Yapmalısın. Ama sen nasıl sevdiklerini kaybetmekten korkuyorsan... ben de sevdiklerime zarar gelmesine katlanamıyorum. Bence bunu anlayabilirsin. Tamam, anlıyorum. Ama bir daha böyle şeyler yapma demiş. Salon beyefendisi misin yoksa sokak çocuğu musun, ben gerçekten anlamıyorum. Delirteceksin beni Demir Eren. Delirteceksin. Kolay olacak demedim ki. Hadi yürü. Demir Bey, müşteriler geldi sizi bekliyor. Sağ olun Nazmi Hanım.
İyi toplantılar. Sen ne yapacaksın? Patronun da ortalıkta yok. Onun haberi var mı? Demir Bey, müşterilerinizi bekliyor. Tamam, bir şey demiyorum. Görüşürüz. Kusura bakmayın, geciktim. Nasılsınız? Merhaba. Bir şey, evet, tabi söylemişsiniz. O zaman başlayabiliriz. Buyurun. Evet.